Kesinlikle etmeliler. Demin söylediğim gibi Türkiye'de zaten şu anda KOBİ'lerin çok farklı rakamlar var. Kaç tane KOBİ ile ilgili oldu ama bizim elimizdeki rakama göre 1 ve 250 kullanıcı arasını biz KOBİ diye isimlendiriyoruz genel olarak. Ve 3,5 milyon şirket olduğu düşünülüyor bu 1 ve 250 kullanıcı arasında. Bunlardan da 3,3 milyonu yani neredeyse hepsi 1 ve 9 kullanıcıya çok, çok büyük bir kısmı oturuyor. Ve bu firmaların 1 ve 9 kullanıcılı o küçük, biz bunlara mikro KOBİ diyoruz. Bunların şu anda teknoloji yatırımı yok denecek kadar az. Bizim önümüzdeki dönemde bulutla beraber getireceğimiz bazı yeni inisiyatifler var. Bu inisiyatiflerle beraber KOBİ'ler bunları takip ettikleri takdirde hem teknolojiye aylık ödeme yoluyla ulaşacaklar. Çünkü geçmişte KOBİ'nin bu teknoloji ürünlerini almamasının temel sebebi aslında onlarla alakalı değildi. Çünkü donanım yatırımı yapması gerekiyor. 2-3 senede bir o donanımları değiştirmesi gerekiyor. Çok da anlamıyor yani teknolojik olarak ne aldığını. Burada ise bulutla beraber aylık kullandığı kadar ödediği, yani aynı bir elektrik gibi, doğalgaz gibi, su gibi kullandığı kadar ödediği, hiçbir donanım yatırımı yapmadı. Sadece bir internet bağlantısı varsa KOBİ'nin, dünyadaki buradaki önemli trendde biz Microsoft olarak buna demokratikleştirme diyoruz. Yani bugün Amerika'daki bir KOBİ'nin kullandığı yazılım ne ise, işte CRM yazılımı ne ise, Türkiye'deki Antep'teki KOBİ de aynı şeyi kullanabilecek. Çünkü herhangi bir donanım yapması gerekmiyor. Amerika'daki adam 500 kullanıcı için satın alıyorken Antep'teki bizim KOBİ'mizde 10 kullanıcı için alacak ama aynı software'i kullanabilecek. Demokratikleşme dediğimiz şey bu. Yani IT'nin demokratikleşmesi diyor buna Microsoft. Büyük şirketlerin kullandığı şeyler neyse, imkanlar, aynısını küçük KOBİ'lerde kullanabilecekler.